Yolda bir arkadaşla tanıştım. Böyle bir yerden bahsetti. Geldik. Bu da başlangıcı. Buradan böyle devam edeceğiz. Yukarı çıkacağız. Yukarıda sıcak su falan varmış. Şurası soğuktur muhtemelen. Bisikletleri arabaya koyduk. Gidiyoruz efendim. Gidiş geliş 12. 12 kilometre o. Ama işte taşlara basa basa gidiyor. Kafanı fazla kaldıramıyor. Bir de yani 12 kilometre düz yol yürümüyorsun yani. Evet. Sen 12 düz yolda 3 ile çarp sen. Bakalım. Bu ayrı bir şey işte. Trekking. Trekking bu mu oluyor? Trekking oluyor. Bu yok. Bu hiking oluyor. Hiking. Trekking ne? Daha mı düzgün yok? Şimdi hiking. Ah, yola bak. Bu, hiking bu... günübirlik. Gidiyorsun geliyorsun hani. Şöyle kenardan mı? Burada seçimlerini kendin yapacaksın. Evet. Ya mesela ben burayı seçiyordum. Bizim arkadaş o tarafı seçiyordu falan. Anladım. Önden buyurun. Sizi önden alalım. Zaten buradan sonra herkes geri dönüyor. Oha ben yalnız kızlara burayı nasıl geçirecektim ya? Kızlara bundan da salak gibi. Gelin benim gibi. Bunun kızlar ölecek başıma kalacak ondan sonra. Tekniği gördün değil mi? Ya o sen daha sessiz mi? Oğlak burcuyum ben. Oğlak burcuyuz ama öyle fazla da artistlik yapmamak lazım böyle yerlerde. Aynen şu anda ben bir zorlandım. Çünkü tehlikeli. Bir de benim ayakkabının altı erimiş durumda biliyor musun? Yeni ayakkabı almadım. Bisiklet kullanıyoruz diye. Devam devam. Bir de ben askerde komandoydum. Valla? Evet. Bu ne ya? Zehirli falan değil mi? Yeşil mi? Nerede yaptın askerliği? Mardin, Midyat. Kaç ay? 16 ay. Oho. Ortam çok güzel. Hadi bakalım. Bu su herhalde buz gibidir şu an. Hayır normal. Nasıl? O kadar aşırı soğuk değil. Ya aslında çok... Şuraya şöyle bir dalacaksın aslında. Yukarı doğru daha da soğuyor. Yukarı çıktıkça soğuyor herhalde değil mi? Şu akan yer soğuktur bak. Burada... Bu durağın olduğu için böyle mi devam ediyoruz? Aynen. Buradan karşıya mı geçiyoruz? Karşıya geçiyoruz değil mi? Şu taş oynuyor ha. Nereden? İşte sen kendin seçimini yap ben. Gel gel. Şuradan gitsen daha iyi değil mi? Bak buradan. O zaman oradan gidelim.
Ulan şöyle. Bir hafif yoruldum sanki. Daha yeni başladık ya. Ben buraya da. Sen git diyorsun. Yani yol belli, gidiyoruz işte. Kanyon tek yön. Kaybolma ihtimalin yok. Yanlış yere sapma ihtimalin yok. Hesapta sırt çantası aldık yanımıza. Kullanırım, lazım olur diye. İşte bak, bu gibi yerler için almıştım, biliyor musun ben o sırt çantasını? Küçücük bir şey, şöyle paketliyorsun, bu kadar yumruk kadar bir şey oluyor. O kadar küçük olması iyi miyse bulamıyor. Evet. Balık. Balık mı? Kurbağa mı? Balık mı? Ne? Ha, nerede? Ne? Ne? Kurbağa. Kurbağa. Balık da var ama. Arkadaşlar, Sertan abiyle yolda karşılaştık ve bir yola koyulduk. Antakya Hatay Arsuz'da, Büyük ilçesi yakınlarında, bulurken biraz zorlandığımız Yeşil Vadi. Ne denir buna? Vadi işte. Vadi. Kanyon. Kanyon. Kanyonunda yürüyoruz. Çok kolay değil yürümek. 6 kilometre civarı. 6'da geliş. 6'da geliş 12. Ama öyle. Bir günlük rota. Öyle. Basit değil yani öyle. Kafanızı hiç kaldıramıyorsunuz bir kere. Ha, kolay kolay kısmını mı yürüyoruz? Al abi, çirkin. Nereden gitsin? Şu ileride. Yani şurası daha güzel. Şu kenardan. Şuradan atlarız o zaman ya. Sen atla bakayım, düşüyor musun düşmüyor musun, tamam. Onu göreyim ben. Oradan değil bak. Şuradan atla. O kayar abi. Yok, bunlar yazmış. Bak bak oradan. Şurası şurayı. Şurayı. Abi ya, niye kaysın ya? Şuradan şöyle geleceksin, tamamdır. Çocukluğum benim kayaların üzerinde geçti. Ha? Çocukluğum kayaların üzerinde geçti benim. Yeşilköy, İstanbul'da Yeşilköy diye bir yer var. İstanbul'a gittin mi daha önce? Ben İstanbul'a öyle işte. Turist. Neyse, Yeşilköy diye bir yer var. Sahilin kayalık tarafı var, tamam mı? Böyle kocaman kocaman kayaların üzerinden geçiyorsun. Oradan antrenmanlıyım biraz. YouTube'da takip alın, bir takipçi olsun. Seyyah Ressam YouTube kanalı. Yani bir dakika söylersin. Güzel. Bak, bir dakika onu söyleyeceğim. Uygulamaları söyleyeceğim. Tamam. Seyyah Gezgin mi demişti? Ne demişti? Seyyah. Evet. Gezgin demek. Seyyah. Seyahat eden manasında. Evet. Gençliğinde İstanbul'da geçti. Evet. 6 yaşından beri İstanbulluyuz. Şimdi abi sana şeyi söylemeyi unuttum. Nedir? Geçen sefer buraya geldiğimde ben, bundan önce de ben bu parkur bitirdim. Evet. Taş düşürdüm. Böbrek taşı. Aynen öyle. Yani taşı olanlara falan. Tavsiye edilir mi diyorsun? Tavsiye ederim. Çok güzel taş düşürdüm. İyiymiş.
Buradan çıkılır mı kardeşim ya? Ya kızlar çıktı buradan ya. Harbi mi diyorsun? He. Ama nereden çıktıklarını bilmiyorum ha. Yüzdüler herhalde onu. Tamam sen yüz. Ben biraz çıkayım bakayım da. Sana söylerim buradan çıkılır mı çıkılmaz mı diye. Ya bence oradan değil de şu taraftan çıkılır mı diye. Ya bu taştan niye sanıyorsun? Şu kenardan yürürüz aslında ha. Bu bak, kenardan. Şuradan şöyle. Orası daha az riskli. Gibi görünüyor ama arkasını bilmiyorum tabii buranın. Gel buraya bak ya. Yok abi ben gidiyorum. Oradan mı diyorsun? He gel. Tamam. Sen önden çık bakayım bir. Aman dikkat. Ben sana dedim aga. Orası riskli. Orası riskli. Kayalar. Bir şey oldu mu? He? Kaya komple çürümüş. Ayağımın üstüne düştü taş. Baksana. Oo. Oynak. Bu kaya çürümüş aga. Buradan çıkılır da hiç gerek yok buna koymuş. Biz yüzelim en iyisi. Eyvay. Kanıyor mu? Ha, ayak gitti. Görüyor musun? Kanıyor mu? O kocaman kaya ayağımın üstüne düştü. Kanamıyorsa bir şey yok. Baksana. Parmaklarını oynat bakayım. Acıyor mu? Biraz. Buradan geri dönüyoruz o zaman. Ya olmadı. Hiç zorlamaya gerek yok. Vallahi mi? Tabii. Çok fazla güvenmeyin. Benim gibi böyle artistik yapmayın. Ben her yerden geçerim. Böyle işte yok burayı tırmanırım falan. Ondan sonra böyle ayağınızı yararsınız. Yani parkur biraz zor. Evet. Kaya çürümüş aga. O çıktığından eline geliyor. Çektim. Elimi koydum düştü. Evet. Daha ne zorluyorum arkadaş. Elimi koydum düştü işte. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya yüzerek yani. Geçiyor muyuz, geri mi dönüyoruz? Yok ya, iyiyim ben ya. He? Ben iyiyim. İyiyim derken buradan tırmanmayı düşünmüyorsun değil mi? Yok abi, ben hayatta oradan tırmanırım. Kayalardan geçerim, gene oradan tırmanmam var. Buradan tırmanılır mı abi? Baksana ya. Yani sağlam ayakkabı lazım. Hayır. Ekipmansız tırmanılır buradan da şu çalıları alacaksın aşağıya. Hayır o kaya nasıl kaya anasını satayım kaya diye. Kaya binlerce yıldır burada artık nemden çürümeye başlamış. Yani o üzerimize bile yıkılır yani. Şu kısım çökebilir komple. Tuttuğun parça eline geliyor çünkü. Tamam ne yapalım? Sen söyle. İleride daha görecek bir şey var mı? Sen ne diyorsun? Bak öyle. Sonunu görmen lazım. Ya o zaman geçelim kardeşim nedir yani? Saat kaç? Daha saat kaç? Saat bakalım kaçmış. Saat 12. Tamam dur abi dur. Bunun sonunu görmelisin ya. Ya. Buraya bir daha gelebilir misin? Buraya gelemem bir daha. Gelemez. Bugünü burada bitireceksin o zaman. O zaman yüzelim. Yüzelim mi? Yüzelim benim şu telefonu. Kayalardan geçsek. Telefonu çantanın içine koymamız lazım. Koy. Sen şimdi nasıl yüzeceğiz ama? Bunu... Kayalardan geçsek. Ben kayalardan geçeceğim. O zaman bunu çantaya koyalım. Ben yüzeceğim aga. Ben kendimi yedireceğim abi. Tamam koy. Ama ıslatmayacaksın ha. Yo ben girmiyorum ki suya. Suya düşersen. Suya düşersen. Zaten öldüm ben o zaman. Telefona. Dur. Ben işi garanti alayım da sen sakat adamsın. Seni ben anlamıyorum. Dur. Ben şunu su geçirmez şeyin içine atayım da. Sen de beni cesedimi terk edip gideceksin yani. Yok ya, AFAD'ı falan çağırırım ya. Hayır ben şimdi düştüm ya. Ben çok garantili gidiyorum. Dur çantayı kapatayım. Gel nereye gidiyorsun ben dur. 2 saatte giderim artık. Gel çantanı kapatayım. Hadi gel yüz oradan sen. Yok ben şuradan geçeceğim abi. Ben geçtim daha önce oradan. Ya sen oradan nasıl geçeceksin ya? Ben anlamıyorum ki ya. Şöyle yan geçtim ben oradan. Tepelere mi çıkıyorsun? He?
Aga düşersin, kafanı gözünü yararsın bak. Telefon da çekmiyor. Islanacaksın aşağı abi. İn, AFAD'ı çağır filan, gelene kadar ölürsün bak, ben sana diyeyim ya. Tamam. Islan ne var yani? Çanta var. Çantaları şey yaparız. Elde. Hadi amına koyayım. Tamam. Gel ya, yüzelim amına koyayım. Ne olacak? Baktı balık yandı. Benim de sonunda ıslanmadı. Yani. Ya bir sürü kız geçti buradan, rezil olduk ya. Gerçi adamların rehberi vardı. Şuradan geçin, buradan geçin. Aa! Nasıl görülmüş şu? Götümü kırılacak, ben sana şunu... Bir de üşürüm, üşürüm diyor ya. Aa bak, gayet basit. Boyunu geçti mi oradan geçerken? Bak, şurada en çok bakıyorsun, kayadan kayaya geç. Boyunu geçti mi? Oh! Oh! Buz gibi! Çantaya dikkat et! Ah! Ah! İşte bu... Bu Arski var. Görünü kameraya çekeceğim. Bak nasıl izleniyor. Bak, şu bayağının üstüne gel. Değerler, geliyorum. Burada da bir kaya var. Şuna gelip çıkıyor. Baktan bakıyor. Su güzel. Su güzel. Ya var ya, bizi gereksiz gereksiz oradan kayalara tırmandıracaktın ya. Bak mis gibi geçiliyormuş buradan işte. Soğuk. Burada bir de su altı görüntüsü alayım. Soğuk ama ekstrem bir şekilde değil. Bir elde çanta zor oluyor. İyi ki bu çantayı almışım. Su geçirmez. De sırt çantasını bulamadım çantada ya, küçücük. Onu da alsaydım şu an çok daha konforlu yürüyecektim. Ah. Aynen buradan. Yol böyle devam ediyor. Daha yarısına gelmemişiz. Gidiyoruz. Gel gel. Gel buradan gel ya. Abi çok güzel bir yer ya. Efsane. Efsane ki, hem de ne efsane biliyor musun? Antalya'da yok böyle yer ya. Var da bu kadar gidilebilir değil. Yengece bak, yengece bak. Ne? Yengeç var. Ne haber lan? Kaçtı. Buranın adamı bilmez bu. Yavuz da var. Ben buraya kadar galiba. Buradan çıkacağız mı yukarı? Ha? Buradan yukarı. Yüzeceğiz tabii ya. Sen de var ya, her yol yürünür ha. Abi diyorum.
Gaz veriyor mu? Tamam, kafa dengiz. O şu hiç yukarılara bakmış. Yukarılara hiç bakma, gel gel. Aa, burada yüzeceğiz abi, buradan. Sonra ya geri döneceğiz ya yüzeceğiz. Evet, turumuzu burada sonlandırıyoruz. Burada yüzeceğiz şimdi. Sonra inişe geçeceğiz efendim. Ne demişler? Düşünme, yap. Düşünme, yap. Şuradan atlayayım, çıkayım. Çünkü bu su soğuk amına koyayım. Anında çıkmak isteyeceksin çünkü. O zaman şuradan atlayalım. Evet, kamerayla atlayacağız hem de. Soğuk. Evet, biliyorum. Soğuk. Hadi. Mis. Mis gibi. Süper. Soğuk değil aslında ya. Harbi diyorum, ben daha soğuklarını gördüm. Şeyde neredeydi ya? Dur, hatırlarsam söyleyeceğim. Hatırladım. Şeyde Edremit Akçay Hasan Boğuldu Şelalesi. Böyle atlıyorsun, nasıl biliyor musun? Şoka giriyorsun ya, o kadar soğuk. Şu anda da şoka giriyorsun. Bu soğuk ya, onu yap. Sen ne diyorsun? Bak şu anda şu ayaklarını şu kadar süre tutamazsın ya. Çıkmak istiyorsun abi. Yok ya, o kadar aynı soğuk değilim. Sen oraya da git de gör. Ben oraya ilk atladım, nasıl oldu biliyor musun? Burası gibi zannettim böyle. Bir atladım. Yemin ediyorum bak, şu göğüs kafeslerim var ya. Şöyle birbirine geçti yani. Kitleyi bir anda böyle vücudun kendini kastı yani. O kadar soğuk yani. Kaz Dağları'ndan geliyor. Ne zaman? Yaz mı? Yazın ortası ya. Aslında buraya yani sana bir şey diyeyim mi? Temmuz'da Memmuz'da gelsen rahat yiyeceksin buraya. Yani böyle hiç kasmadan yiyeceksin. Evet. Bir de zaten hava yakacak böyle. Yani bak, şu anda böyleyse. Kaç dakikadır, kaç dakikadır bacaklarım suda ve titremeye başlamadım yani. Orada 15-20 saniyede ayakların diyorsun ki tamam yeter ama koyuyorsun, çıkıyorsun yani. Burada öyle bir şey olmadı mesela. Onun için şöyle dalıyorum. Sonra olsa belki ondan insan olur.
Buraya sigarası gelir mi hadi ya? Baksana şurada, burada mangal bile yapılır. Mangalı nasıl getireceksin anladın mı? Mangalı getirmeyeceksin, şeyi, ızgarayı getireceksin. He. Eti getireceksin, o kadar. Şurada hemen bir ateş, bir de kömür getireceğim. Gerçi kömüre bile gerek kalmayabilir, her tarafa ağaç dolu. Çürümüş. Burada takılacaksın. Mis gibi. Ne gelen var ne giden. Kendi şahsi havuzum var burada. Öyle. İşte aşağısı da öyle işte. Aşağısı daha şey böyle simetrik. Sanki elle yapmışlar gibi. Ya elle yapsan öyle bir şey olmaz. Burası çok güzel. Gel buraya. Şu kayanın üstüne çıkacaksın. Lop atlayacaksın aşağıya. O işte biraz cesaret istiyor. Atlanır atlanmaz değil. Aslında gidip bakacaksın şuraya. Atlanır. Derin. Hepsine bakacaksın. Boyu geçiyor. Sıkıntı yok. Atlan. Gençken çok yapardım öyle şeyler de şimdi hiç gerek yok oraya. Aynen ben de. Riske gerek yok. Ben de yaşlandım. Bana da iyi geldi, bana da iyi geldi. Bu arkadaş da o çadır alanında tanıştık. Oraya dinlenmek için girdim, baktım. Yanıma geldi. Sohbet, muhabbet falan filan. Buradan bahsetti işte. Gidesim var işte, kimse gelmiyor falan. Sonra anlatmaya başladı, şöyle yer böyle yer. Dedim bak merak etmeye başladım ondan dedim orayı. Ondan sonra dedi gidelim istersen. Olur dedim. Benim bisikleti onun arabaya yükledik. Onun bisikleti de arabasında. Benim bisikleti onun üzerine koyduk. Sığdı. Ondan sonra buraya kadar arabayla geldik işte. Burası neresi? Şöyle bir işletme var burada. Başladığımız yer. Burayı ararken de bayağı bir uğraştık yalnız. Seninle tanıştığımız bugün iyi oldu ya. Harbiden. Yoksa ben var ya, oraya hayatta yani aklımın ucuna gelmezdi yani. O da öyle bir yerine oldu. Kısmetimizde varmış abi yani 10 saniye geçti farklı ya senin gibi. Aynen. Oraya gelmeden önce bir yer vardı demin gösterdim ya. Orada dinlenecektim. Sonra vazgeçtim. Senin olduğun yere gelmişim. Kader işte. Aynen. Tanışmak lazım. Tanışmak ve yol almak lazım. Dağa çıkmak lazım. Dağa çıkmak lazım. Ne diyorsun bugünkü aktivitemiz hakkında? Görüşme. Valla şimdi hiç bir kaza da yaşadık ama. Ayağımı bıraktım. Ama mutluyum. Sağ salim döndük. Yüzdük. Aynen. 10 numaraydı yani. Harbi diyorum ki çok eğlendim ya. Hani yukarıda çok fazla vakit geçirmedik belki ama o suya girdik. Trafik yaptık. Gezimiz bitmedi. Evet. Şimdi Samandağ Arsuz yolunu göstereceğiz Serkan abi. Evet. Yani kendisi bisiklet sürecek. Ben biraz uyuyacağım gerçi ama. Kendisini hayatta başarılar. Şimdi ileride bir tane bisiklet yolu var 25 kilometre. Onu ben süreceğim. Gittiği yerde bekleyecek arkadaş beni. Ondan sonra bakacağız. Hayır. Sonra görüşürüz efendim.